Efendim ne oluyor sorusunu sormaya devam ediyoruz. Şimdi aslında e, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'la devam edeceğiz. Nedir peki? E, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de yaptığı konuşma sırasında bazı partiler tarafından protesto edildi. Protestocular Başarır'a Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin şeklinde bağırdı. Başarır da protestoculara tepki gösterdi. Şimdi bu görüntüleri bir dinleyelim. Hayır. Şimdi e, bazı partililer tarafından Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin şeklinde e, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı protesto edildi. Coşkun Hocam sizinle başlayalım. E, bu tepkiler neyin habercisi? Şimdi Göksu biz e, 9'dan beri yorumluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları. ve Bir hançer meselesi hep konuşuluyor, hep tartışılıyor. Hı hı. Hatta bir hani sürece ait kitap yazmak size var ya direkt adını hançer koyarım. Çünkü gerçekten hani birbiri ardına yaşanan ve hala yorumlamakta zorluk çektiğimiz işte az önce sana sorduğum soru. Yani sen olsan öyle bir şey yapar mısın? Allah korusun dedin. Yani çünkü ne akla uyuyor, ne ahlaka uyuyor, ne de vicdana uyuyor, ne de siyasete uyuyor bana göre. Ve yazıktır. siyaset yıpranıyor. Benim hani esas korktuğum ve endişe ettiğim husus o. Hatta bu artık siyasiler tarafından da dillendiriliyor. Yani siyaseti ucuzlatıyoruz böyle yapmakla diye. E şimdi enteresan ilişkilerin en çok yaşandığı yer Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içi. E burada e, ta Baykal'a kadar uzatabilirsiniz süreci, rahmetli Baykal'a kadar. Orada e, bir bana göre bir operasyon gerçekleşti ki, az önce Abdullah Hocam'ın bahsettiği konu da aslında bunu örtüştürüyor. Yani burada... Biz basit bir kaset olayı diye okuduk veya kasetle geldin, kasetle gideceksin gibi başlıklar açtık ama o kaset basit bir partinin yapacağı bir iş değil veya e, basit bir yapının e, muhalefet eden bir kanadın yapacağı iş değil. Bayağı bildiğin ispari çalışma. Ona istihbarat operasyon deniyor. E şimdi o kaset olayında ne tartışıldı Kılıçdaroğlu'nun Sayın Rahmetli Baykal'ı hançerlediği konuşuldu. Ve yaşananlara baktığın ta takdirde asla aday olmayacağım deyip dakikalar sonra bir anda e, çark eden ve partinin başına geçen ama aynı sonu kendi de yaşayan bir siyasi liderle karşılaştık. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşamış olduğu ilişki, özgür özel, normal mi bana göre değil. Yani evladım diyeceksin, grup başkan vekili yapacaksın ve o evladım dediğin kişi son anda makas değiştirip senin karşısına muhalefet ederek çıkacak, hani icazet alır, der ki Sayın Başkan bugün görürseniz ben böyle bir yeni siyasi yola çıkmak istiyorum, olurunuzu alarak der. Anlaşılır ama hiçbir şey yokken bir anda karşıda karşı cephede yer aldığın takdirde bu sefer haklı olarak herkes şunu sorguluyor. Bu nasıl bir siyasi etiktir ve bu nasıl bir siyasi manevradır diyor. Hocam bu tek, bir tek bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. CHP'de kaset kumpasını kim yaptı? Zaten senin az önce işte söylemiş olduğun evet. olay. Yani, yani kim bak... süreci çevirdi? FETÖ yaptı. FETÖ. Peki bunu içeride olmasa yapabilirler mi? Şimdi zaten az önce senin söylediğin evet. aslında hani dedin ya buralara evrilebilir tartışma diye. Doğrusu buralara evirmek. Yani e, özellikle CHP içerisinde birbiri ardından operasyonlar gördük biz. Şimdi az önce Abdullah Hocam'ın açtığı başlık bana göre tartışılmalı. Mesela Şükran Hanım'ı eğer şu olay patlamasaydı kim biliyordu? Ama ne çıktı ortada Kılıçdaroğlu'nun arkasında bir gölge başkan gibi partiyi yöneten, dizayn eden, istediğini görüştüren, istediğine makam e, tahsisinde aracılık eden bir yapı ortaya çıktı. Peki bu yapı veya bu akıl e, sırf siyasi hırs olarak mı işliyor yoksa arka planda bir mekanizma mı var? Şimdi bu soruyu sordurtturdu bizlere. Ben mesela şöyle hatırlatmalar yapayım. Hani siyasette bunlar çok karşılaşılan hususlar ve hani dedin ya o kim diye hı hı. arka akıl. Amerikan başkanlarından örnek verdik. Aynısı çok da güzel yerden yaklaştın. Amerikan başkanı öndeki bir figür ama hep şunu söyleriz biz. Arkasında bir akıl, bir mantık yürütüyor deriz. Hani az önce e, senatörün söylediği, Abdullah Hocam bahsettiği, Bildiğim bir şey var. Biden yönetmiyor ama Beyaz birileri... Sarayı biri yönetiyor ama bu Joe Biden değildi. <laughs> Güney Dakota valisi Amerika <laughs> Birleşik Bu çok önemli bir tespit, doğru tespit. E şimdi e, bu durumda güzel örnekler vereyim. Diyarbakır'da belediye başkanını, belediye'deki temizlik işinin tokatladığını hatırlayalım. Kandilden aldığı talimatla. Yine aynı şekilde FETÖ döneminde bekçinin emniyet müdürüne emir verdiğini, el pençe divan durduğunu. Hatırlayalım. Yine aynı şekilde e, ben direkt de o şekilde yorumlamıştım, yineleyim. Mesela medyaya sızan bir toplantı, Zoom toplantısı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yakın dönemde. E şimdi e, oradaki tabloya baktığın takdirde bir kişi grup başkan vekili, yani başkandan sonra gelen kişi Özgür Özel. Diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki sıradan belediye başkanlarından biri Ekrem İmamoğlu. Ama manzaraya baktığım takdirde Ekrem İmamoğlu salona hakim, toplantıyı yöneten, yönlendiren, Özgür Özel'de bir kenarda sığıntı bekleyen. O zaman ben direkt adını da koyarak şöyle demiştim. Ben bu tabloyu görünce ürktüm. Bana FETÖ dönemindeki yapılanmaları hatırlattı demiştim. Yineliyorum. Söylediğimin arkasındayım. Yine aynı şekilde geçtiğimiz <laughs> hafta tartışıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ileri gelen belediye başkanlarına İmamoğlu'nun arayıp seninle çalışmayı düşünmüyoruz diye tebliğde bulunması hangi siyasete sığar? Veya bu nasıl bir makam ilişkisidir? Bana göre tartışılmalı. Şimdi az önceki örneği o neden Abdul Hocam oraya getirdi. E şimdi bu bahsetmiş olduğumuz ihanet yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkadan e, hançerlenmesi. Bir siyasi makas değişikliği mi? Kendiliğinden gelişen bir olay mı? Yoksa bir yerlerden. ...bir e, figür değişikliği mi... ...talimatı mı geldi? Bana göre bu iyi okunmalı. Hı. Baykal i̇şte, hançerlendi mi arkadan? Heh, hançerlendi. evet Kemal Kılıçdaroğlu hançerlendi içerden Bana göre o da hançerlendi. E, yarın bir gün Özgür Özel hançerlenir mi? Bu kuvvetle ihtimal. O zaman bu hançerin... O ...arkasındaki zaman... güç kim? Şimdi vatandaş bunu... E, ...işte biz böyle anlattıkça... ...anlıyor, görmeye çalışıyor... Ama benim o, hani Abdurrahman Hocam'ın e, o çok doğru bir tespit. Hangi partiden olursak olalım biz özde çok temiz bir milletiz. Bu derece derin boyutuna e, olmama o ihtimalini kuvvetli görürüz. Ama işler böyle işliyor. İşte o görenler haklı olarak da diyor ki o oyunu göremediğinden sen diyor sattın argo tabir, sen ançerledin diyor. Şimdi çıkmış konuşuyorsun diyor. Kime? Ali Mahir Başarır'a. E şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hep kaynayan kazandan bahsederiz. Dikkat et Göksu. E, miting yapmaya kalkıyorsun. Halk yuhalıyor. Özgür Özel ya. Daha ötesi var mı? Manisa'da yani doğduğu, büyüdüğü, oralı olduğu ile ilde yuhalandı. Daha ötesini benim anlatmama gerek yok diye değerlendiriyorum. Özgür Özel'in şahı. Mersin'de. Manisa'da da aynı olay gerçekleşti diye hatırlıyorum. Evet. Manisa'da da oldu. He, dolayısıyla Aha, şeyi, Özgür Özel'e diyor e, Coşkun Başbuğ. Çok tartışıldı Aa, anladım, anladım. Bana göre e, anladım. yani üzerinde çok anladım. durulması gereken bir konu. Bunu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde değerlendirip bir süzgeçten geçirmesi lazım. E yani şimdi şunu merak ediyorum. Bu tepkinin başarıya yönelmesinin özel bir sebebi olabilir mi? Şimdi Coşkun Hocam. Şöyle Ali Mahir başarır hep önde olan biri ve süreçte de hep aktif rol aldı. Yani Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yaşanan olaylarda e, ismi geçen 3-5 kişiden biri. Bak az önce e, Zafer e, nezaketli e, bir hitabetle dedi ki biri dedi. Hani böyle böyle e, sıkıyorsa gelsin otursun demiş dedi. Ben açıktan e, ismini zikrettim. Yani Ali Mahir Başarır'ın bu tepkiyi verdiği ifade ediliyor. E, siz şimdi böyle çok öncelendiğinizde bir de parti içinde konuşulduğunuzda halk böyle karşınıza çıkar. Ki e, süreç içerisinde yani gerçekten e, baktığınız takdirde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hani bana göre e, ne siyasi etiğe ne e, hani günlük ahlaki etiğe uymayacak o kadar çok makas değişiklikleri oldu ki. Ben mesela hayal ediyorum bana biri bu kadar emek verse bu kadar 37 sene yan yana yol yürüsek bedeli ne olursa olsun bana vaat edilen ne olursa olsun asla öyle bir e, savrulma yaşamam. Sana o nedenle sordum. Yaşamayacağını da çok iyi biliyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde öne çıkan isimler bunu çok büyük rahatlıkla yapılıyor. Ve bir deve kuşu mantığıyla bunun halktan tepki almayacağını veya halkın bunları görmediğini zannediyor. Ama halk burada her şeyin farkında, her şeyi görüyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki şu an o çatlak giderek büyüyor. Yani ben yakında Cumhuriyet Halk Partisi ciddi sıkıntıların yaşanacağını buradan söyleyebilirim. Bakın seçime yaklaştık ya. Yani seçimde şurada 48 gün kaldı. Daha kavgalar yeni başlıyor. Gidilemeyen bakın aday gösteriyorsun. İzmir'de yaşandı bu. Göstermiş olduğun aday ilçeye alınmıyor. Halk protesto ediyor. Niye? Bizden değil, nereden çıktı bu diyor. Yine aday gösteriyorsun. Gösterdiğin aday konuşturulmuyor. Protesto ediliyor. E ilçe teşkilatları birbirinde kavga diz boyu. E keza işte şu an yaşananlar belki de önümüzdeki süreçte buna benzer yaşanacaklar. Buna baktığın takdirde ben bu halkın tepkisini doğal görüyorum. Çünkü bu kadar savrulursan bunun bir yerde tepkisi etkisi olur. Ve şu an hani İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili seçmen kitle çok. Orada da dertleştiğimizde konuştuğumuzda inan onlar bizden daha sert eleştiriyor. Ama sesini duyuramıyorlar. Çünkü hepsi şundan dem vuruyor. Yani mahalle baskısı deriz ya parti baskısı diyor işte. Hani de aramızda dertleşiyoruz ama çıkıp da bunun tepkisini ortaya koyamıyoruz diyor. Ben bu yaşanan hadiseyi burada hani 3-5 kişi üzerinden e, bu tepki yürüyor ama sahada meydanda şu an olanların birçoğunun aynı duygu taşıdığı kanaatindeyim. Zaten e, özgür özel, e, düzeltiyorum. Ali Mahir Başarır da onlara yönelik meydandan e, çıkarım bunları gibi bir tepki ortaya koymuş. Teyide muhtaç aldığım bilgi o. Ama... Meydandan tasfiye etmekle veya bir şekilde bastırmakla susturamazsınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde daha gidilecek çok yol var, aşılacak çok engel var ve maalesef iyiye de gitmiyor. Yani bugün eş başkan, işte gölge başkan bunlar hep Halk Parti içerisinde konuşulan hususlar. Ve bu uygulanan siyasette işte az önce Abdullah Hocam konuyu açtı sen de sordun bu güç kim diye. Evet. O gücün en iyi cevabını belki birazdan konuşuruz Hatay Belediye Başkanı zamanında söyledi uluslararası karar vericiler dedi, yönetiyor dedi masayı dedi. Bunu ben değil ha. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an aday gösterdiği Hatay Belediye Başkan adayı söylüyor bunu. Lütfi Türkan. E şimdi bu söz bana göre üstünden geçildi gidildi. Bunu önce Halk Parti'nin kendi içinde ya içimizden biri böyle bir iddiayla ortaya çıkıyor. Ya ispat et ya da böyle e, boş iddialı Burada bir cümle çıkma. ilave edeyim mi? Demesiniz Bakın, biz, tabii ki. Öyle bir şey mi söyledi Lütfü Bey. Evet, aynı. Bunun, bunun anlamış bu. şu. Uluslararası karar vericiler. Tamam, bunun bir... anlamış şu, Suriye Savaşı ilk başladığında yağmur gibi yabancı yardım örgütü geldi. Ee, benim takipçilerimden biri de uzun bir mesaj atmıştı hocam. Bunlar istihbarat, çoğu istihbarat gibi çalışıyor. Yardım etmeye geliyorlar ama bunların niyeti iyi değil şeklinde. Yani küçücük bir hatayda Suriye Savaşı başlar başlamaz yani sayamayacağınız kadar çok yabancılar orada örgüt. Tabii ki biz Türk milleti olarak da yardıma gelmiş, hoş gelmiş falan diye bakıyoruz ama <laughs> istihbarata gelmiş. Aradan bir hayli zaman gittikten sonra e, bakanlık operasyon yaptı. Mi takibine girdi falan. Tek 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 temizlendiler. Demek ki bu süreci yakinen yaşayan ve farkında olan biri. Elütü Bey. Evet. Ya yani çünkü Hatay, e, Suriye noktasında Hatay'la ilgili ee, baş, başka hesaplar var. Bir, bir de devam edeyim mi? Evet hocam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce bir şey söyledi. Hatta dün. Yani niye uluslararası alanda ilgilenmiyor? Uluslararası lobiler bir partiyi kısırlaştırır. Dünyadan kopartır. Yani çünkü gündeme o belirliyor. Bakın bu yüzyıl güvenlik yüzyılı şu an. Dün NATO Genel Sekreteri açıklama yaptı. Avrupa'ya yönelik ne diyordu? Özel sektörle kontrat yapın. Ey devletler, bak Rusya var, sıkıntılı bir dönemdeyiz, silahlanın. Bugün Almanya Genelkurmay Başkanı açıklama yaptı. 5 yıla kadar hazır olmamız lazım. Rusya'ya karşı filan diyor. Sürekli bir savaş şeyi var değil mi? Yani bizde şimdi siyaset yapanların özellikle iktidarın e, hükümet olması nedeniyle dışişleri bakanından filan duyuyoruz diğer siyaset yapan partilerde partiler de, daha önce bir, bu ifadeyi burada birkaç kere kullandım. Yedi cüceler ve pamuk prenses gibi izol olmuş bir ormanda gibi hep iç işler. Yani dış şu an önümüzdeki 10 yılda dünyada büyük bir değişim bekleniyor mu? Bekleniyor. Olup bitecek. Bunu her lider söylüyor. Xi Jinping'den Joe Biden'a kadar. Dolayısıyla bir ülkeyi yöneten muhalefetin de hangi parti olursa olsun mutlaka güvenlik ve dış politika noktasında bir stratejisi olması gerekiyor. İşte lobiler bunu engelliyor. Çünkü hiçbir şey yokmuş gibi. Mesela bakın bizim partilere, partilerin bizim derken yani birçok partiye ben bakıyorum. E, büyük holdinglerin uyumluluk adı altında uluslararası kadına çocuğa yönelik projelerinde ki partiler aynı. Bu ne holdingin, bizim holdingin e, projesi ne bizim partinin projesi bu direkt Birleşmiş Milletler ya da onun benzeri kuruluşundan gelen oraya da bilmem ne ezoterik örgütten gelen bir proje oluyor genelde. Ya sizin hiç mi Türk milletinin kadınına çocuğuna yönelik projeniz yok? Niye böyle şeyler üzerine çalışmazsınız da dünyanın her yerinde aynı bu millet çok daha farklı. Bu nedenle bir partinin gözünü kapatıyor lobiler. Yani gerçek konuşulmaz şey belli. Türkiye'de güvenlik olaraktan Suriye problemi var mı? Her an İdlib'de yine bir patlama gündeme gelebilir mi? Güç var. Irak var. Karabağ bizim problemimiz mi? Evet Azerbaycan. E, Libya'da varız. Afrika yönelik e, bu dönemde bizim bir açılım yapmamız lazım. Dünyada böyle bir fırsat bir daha gelmez. Yüzyılda gelen bir fırsatla karşı karşıyayız. Dolayısıyla jeopolitik anlamda ben bir görüş duymuyorum muhalefetten. Aynı zamanda teknolojik anlamda da öyle. Dünyada eğer jeopolitik kavgalar bitsin, devletlerin yönetim şekli, e, asayişi kontrol etme şekli, bireyin mahremiyeti gibi bir dijital dünya konseptiyle karşı karşıyayız. Burada şimdi yine yurt dışından birileri üretiyor. Bu diyor özgürlük alanı şöyle böyle diyor. Herkes aynı şeyi papağan gibi tekrarlıyor. İlk kere bir siyasetçi çıktı Dün Hakan Fidan, hayır bak bunun, böyle olması lazım. Yani teknoloji kullanan akla hizmet eder. Eğer yerli milli bir aklınız yoksa yabancılara papağan gibi tekrar edersiniz. E biz Türkiye'yiz. Yani cumhuriyetimiz var, değerlerimiz var, bağımsızlığımız var, kuruluşumuzdan bugüne iddialarımız var. İşte lobiler partileri yerli olmaktan uzaklaştırıyor, milli olmaktan uzaklaştırıyor. Kontrol süresi de uzarsa halktan kopartıyor, giderekten başka bir zemine oturtuyor. Bu, bu, sürecin, evet, bu sürecin Avrupa'da tartışmaya açılacak, Türkiye'de de açılacağını düşünüyorum. Bakın, bir kere daha söyleyeyim. Baykal'a kaset operasyonunu kim yaptı? Hocam Batı Bu ne? niye FETÖ üzerinden, üzerinden? Yani niye bu olay. Peki. bu e, siyasal etkisi ne? Neden başarır? Aslında bunu merak ediyorum. Zafer Şahin'le devam etmek istiyorum. Zafer Şahin şimdi e, bu tepkinin e, başarıya yönelmesinin özel bir nedeni var mı? E, Göksu o konuda da önemli kuruşlar var. Onları da aktaracağım ama Hemen şu, alalım. ilk bölümden bu Şükran Kütükçü meselesinde bazı yanlış anlamlar olmasın şunu söylemek lazım. Evet. Orada Mehmet Haberal'ın ismini geçirdik. Mehmet Haberal Türkiye'nin saygın bilim adamlarından biridir. 1975 yılında ilk organ naklini yapan isim. Mehmet Haberal aynı zamanda CHP milletvekilliği de yaptı. Bir FETÖ kumpası sonucu cezaevine girdikten sonra çıktığında CHP milletvekili de oldu. Yani burada herhangi bir bağ kurma amacıyla benim dile getirdiğim bir şey değil. Orada... Şükran Kütükçü meselesini konuşurken verdiğimiz bir örnekti. Onu hatırlatalım. Aş şunu da vurgulayalım yani Şükran Hanım'ın eleştiriyoruz ama e, bence ciddi bir sosyal zekaya ve ilişki becerisine sahip e, çok da aslında e, tek kusurlu ya da ne bileyim bu olayın bu hale gelmesinde bence hedefe korunması gereken isim aslında o olmayabilir. Yani onunla yol yürüyüp onu bugün yarı yolda bırakanlara da Dikkat etmek lazım. Şimdi bu Ali Mahir Başarır olayında şunu söylemek istiyorum. Coşkun Hocam hani benim nezaket gösterdiğimi söyledi sağ olsun. Ee, ya şöyle Göksu e, hayatta insan şunu istiyor özellikle belli bir yaşa geldikten sonra. Biri sana düşmanlık yapıyorsa onu mertçe yapsın istiyorsun. Ee, <laughs> yani her şey Güzel. böyle mertçe olsun. Bir, bir i̇nsanlar birbirlerine ne bileyim e, husumet güdüyorlarsa bu da olsun ben bunu hep anlatıyorum. Ben o ismi inan e, hayatımda ismini dahi almak istemiyorum. Neden diyeceksin? Bundan 3 yıl önceydi ben bir sabah evde televizyonu açtım e, arkadaşlarımdan gelen uyarıyla. Bu kişi Halk TV'de benim mal varlığımın araştırılmasını isterken gördüm bu kişiyi. Ben sonra kendisine mesaj attım. Dedim ki ben mal varlığımı açıklayacağım. Seninle aynı yaştayız. Lütfen sen de açıkla diye kendi mal varlığımı ona gönderdim. E, gelen cevaptan bahsetmeyeceğim. Gelen cevaptan bahsetmeyeceğim. Günün sonunda bir yanlış anlamaya dan kaynaklandığını konuştuk. İki ay sonra ya Mersin'de gitti bir basına demeç veriyor. Yine gündem benim. Ulaştırma Bakanı bana bilgi vermiş de ona bilgi vermemiş. Yani en nihayetinde sen bir milletvekilisin, ben bir gazeteciyim. Ben senin canın sıkıldığında hedefe konulca, koyacağım bir insan değilim. Ben o gün dedim ki ya ben bu adamla bir daha hiçbir şekilde e, muhatap olmayacağım. İsmini de mümkün mertebe anlamaya çalışıyorum. Dönem dönem bizim Abdülkadir Selvi, değerli meslek büyüğümüz, bizim grubumuza da hep böyle ne zaman sıkışsa böyle bazı ithamlar bulunur. Ben emin ol şöyle söyleyeyim sana Göksu bak iddialı bir şey söyleyeceğim. Emin ol beni Abdülkadir Selvi'yi CHP içinde sevenlerin sayısı kendisini sevenlerin sayısından daha fazladır. O <laughs> kadar söyleyeceğim. Herkes ne demek istediğimi anlar. Güzel bir yani iddia ama. O meydan, bir şey. Bu dönem dönem. Ya bak... Ya öyle öyle. öyle Çünkü biz e, emekçi insanlarız. Biz emeğimizle çalışıyoruz. İşimizi gücümüzü yapıyoruz. Ya sen şimdi bir şey oluyor. Bak orada protesto ödülüyor. Diyor ki AKP'nin trolleri işte sarayın trolleri bilmem ne ya kardeşim orada senin protesto edenler senin partinin. Buradan e, atın mensupları. çıkarın diyor. Meydandan yani çıkarmalarını söylüyor. Birilerine... Talimat veriyor Sayın başarı Yani bakın Yeri mi her sıkıştığında dedi, mi? bak her sıkıştığında birilerine hedef gösterirsen her sıkıştığında insanlara hakaret edersen, insanları itham edersen, e nasıl olacak bu iş? Ya bunun da siyaset değil ki. Ya bugün mesela bakıyorsun bu olay niye oluyor? Ben sana cevabını vereyim. Bu olayın olma sebebi e, orada bir milletvekili var. Hasan Ufuk Çakır diye. E, o da Mersin milletvekili CHP'nin. O, o adam 11 e, Ocak'ta açıkladı bunu. Dedi ki Mersin'in dedi belediye başkan adaylarını ee, Mersin'le alakası olmayan kişiler belirliyor dedi. Bu dedi rahatsızlık yaratıyor dedi. Saydığı isimlerden bir tanesi de bu kişi. İstanbul'da yaşıyor ama Mersin milletvekili dedi. Yani kendi parti içinde bir sorun var. Aday belirlemede bir sorun yaşıyorlar. Kendisini protesto eden kişileri yok AKP'nin trolü yok bilmem ne. Yani böyle bir durum. Yani çok da fazla üzerinde durmaya gerek yok. Şöyle enteresan gelişmeler var. Bak ben sana onları aktarayım. Birincisi Hatay konuşuldu. Hatay'da Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi tipten aday olacak diye bir bilgi var. Henüz kesen, kesinlik kazanmamış ama eski futbolcu Gökhan Zan. E şimdi daha önce İyi Parti'ye katılmıştı biliyorsun. E şimdi İyi Parti'den Türkiye İşçi Partisi'ne geçmesi yani o da enteresan bir şey oluyor. Bir de başka bir kulis var. E şu an göksü bizim bulunduğumuz bina CHP Genel Merkezi'nin tam karşısında biz reklam arasında Yönetmen Hakan ve Mehmet Ali ile çay içerken baktık CHP'nin ışıkları yanıyordu. eskiden var ya genelkurmayın ışıkları sabaha kadar yandı diye CHP'nin ışıkları da hala yanıyor. He, şeyin en... mi konuşuyorlar diyorsunuz yarın e, sabah dar kapsamlı parti MK. meclisindeki Hatay meselesini evet, evet. Yarın, mi müttefik savaş yarın konusu mu konuşuluyor diyorsunuz? E, yarın kritik bir toplantı var yarın e, artık bu belli olmayan Hatay başta olmak üzere Hatay, Çankaya, İstanbul'un önemli ilçeleri. Bunların adayları e, önce MYK'da sonra sanıyorum parti meclisinde ele alınacak ve artık kesinlik kazanacak. Şu anda CHP Genel Merkezi'nde de daraltılmış bir MYK toplantısı devam ediyor. Enteresan bir bilgi var. Aykut Erdoğdu, e, CHP'nin eski milletvekili. CHP'den biliyorsun e, daha sonra bir şekilde olaylı bir şekilde siyasete nokta koyar gibi olmuştu. Çok girmeyelim onlara. Çekmeköy adayı yapılacağına dair, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinden aday yapılacağına dair bilgiler var e, Aykut Erdoğdu'nun. Yine e, yarın işte bu Çankaya, Çankaya meselesi biliyorsun çok tartışılıyor. Hatay ve hatta İzmir, İzmir'le ilgili bir sürpriz gelişme olabileceğine dair de fısıltılar var. Ben çok ihtimal vermiyorum bunu ama biliyorsun İzmir'de aday gösterilmeyen Tunç Soyer apar topar Ankara'ya çağrıldı. Kendisine başka bir alanda birlikte çalışma teklifinde bulunulduğunu, kendisi sosyal medyadan açıkladı ama kabul etmediğini söyledi. Yani çok ciddi bir e, iç çekişme, aday belirlemede bir kriz durumu söz konusu. Bir kulis daha aktarayım. E, şu anda Ankara'nın bilinen çok meşhur otellerinden birinde, CHP Genel Merkezi'ne çok yakın. Genelde CHP'nin toplantıları orada oluyor. Reklam olmaması için söylemiyorum. İstanbul İl Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'na yakın milletvekilleri ve PM üyeleri de bir toplantı yapıyor. İstanbul'un belli başlı ilçelerinde Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği listenin yarınki parti meclisinde onaylanması için bir baskı mekanizması oluşturmaya çalıştıkları söyleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ise bu kritik ilçelerden en az üçünün genel merkez tarafından belirlenmesi gerektiğini söylediğine dair bilgiler var. Parti meclisi 60 kişiden oluşuyor. Bu 60 kişinin 36'sı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden oluşuyor. Yani parti meclisindeki güç dengesi de Ekrem İmamoğlu'ndan yana. Yarın CHP açısından çok uzun ve böyle yoğun tartışmalı geçecek bir gün olacak gibi görünüyor. Evet. Aslında Lütfü Savaş konusu çok önemli. Sayın Yakıncı sizinle devam edelim. Çünkü ya, yani Lütfü Savaş konusunda da Evet lütfen ee, buyurun. Göksu. Nasıl o çözülecek bir bu şey konu? Söylüyorum. Çok özür dilerim. Bak şimdi Lütfü Savaş. Bak Lütfü Savaş meselesi şu. Aslında şu anda görünür gündem CHP'de Lütfü Savaş gibi görünse de asıl ana gündem İzmir. İzmir'de bir sıkıntı duyuyorlar. İzmir'in açıklanan Büyükşehir adayına parti teşkilatlarına tepki var, kamuoyundan da tepki var. Ve istenilen etkiyi oluşturamadığı söyleniyor e, İzmir adayının. Zaten eski şu anki mevcut başkan Tunç Soyer'i çağırmalarının sebebi de o. Orada da adayın değiştirilmesi için baskı yapanlar söz konusu. Lütfü Savaş biraz o tartışmayı gölgelemek için gündemde tutuluyor deniliyor. CHP'ye yakın kaynakların söylediği. Ya Lütfü Savaş'ı eleştiriyorlar da şu var. Lütfü Savaş'tan başka da bir alternatif ortaya konulamıyor Hatay'da. Öyle de bir durum söz konusu. İşte bu Gökhan Zan olayı var. Gökhan Zan çok ağır bir biçimde eleştirdi. Sonra C İYİ Parti'ye gitti kaydoldu. CHP'den teklif gelirse şeref olacağını <laughs> söyledi. E bugün de Türkiye İşçi Partisi'nden aday olacağı söyleniyor. Yani Lütfü Savaş dışında ikinci bir isim hani Hatay'da bu aday olur denilebilen e başka bir CHP'den bahsedilmiyor. E şimdi CHP Genel Başkanı da diyor ki kırsaldan iyi oy alıyor. Hatta acayip oy alıyor diye açıkladı onu. Evet. Lütfü Savaş'a tepki gösterenler e, sanki biraz daha böyle marjinal gruplar gibi olduğu söyleniyor. Hatay'ın geneline baktığında en kuvvetli adayın CHP açısından Lütfü Savaş olduğuna dair tezler de var. Onu aktarmış olalım ama asıl mesele deniliyor İzmir. İzmir bu kadar gündemde olmasın tartışılmasın diye Hatay bilerek sanki sorunlu bir alanmış gibi gösteriliyor da deniliyor.